hakkında açıklamalarını dinledik. Devam ediyoruz bu konuyu konuşmaya. Bir konuğumuz daha var. Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Küçük, aynı zamanda orman yangınları uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Çok geçmiş olsun. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hepimize, ülkemize, orman teşkilatımıza çok büyük geçmiş olsun. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam önce ilk değerlendirmenizi alayım. Ardından sorularıma geçeyim. Nurdan Hanım, bugün meteorolojik şartlar açısından çok ekstrem bir durumda bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldık. Bütün şartlar yangın lehine, mücadele eden arkadaşlarımızın aleyhine olan bir durumda gerçekleşti. Nispi nem çok düşüktü. Sıcaklık çok yüksek. Özellikle rüzgar hızı, yani şiddeti çok yüksekti. Çok nadir karşılaştığımız rüzgar hızlarından bir tanesi. Hal böyle olunca başlayan yangın çok kısa sürede çok geniş alanlarda etkili oldu. Üstüne üstlük uzun süre devam eden bir kurak periyot vardı. Ormandaki yanıcı maddeler yanmaya elverişli hale geldi. Az önce ifade ettiğim ekstrem şartlarla birleşince, evet, bir afet boyutunu alan bir yangınla karşı karşıya, tam bir savaş durumu. Karşı, evet, tarafta alevler ve bu tarafta onu kontrol altına almaya çalışan orman teşkilatı. İnşallah can kaybı olmadan, yangının çok daha geniş alanlara sirayet etmeden gerekli tedbirler alınarak yakın zamanda yangın kontrol altına alınır diye ümit ediyoruz. İnşallah. Hocam şimdi bir yangın çıkış nedeni bilinen yangınlar var. Bir de çıkış nedeni bilinmeyen yangınlar var. Bu şu an için çıkış nedeni bilinmeyen bir yangın. Bu tarz, evet, yangınlara nasıl müdahale etmek gerekiyor? Şu anda sabahtan beri takip ettiğinizi düşünüyorum. Evet, evet. Gördüğünüz bir şey var mı eksik olan? Yok, şunu ifade etmek lazım. Çıkış nedeni bilinmezse bile %90 insan kaynaklı bir yangın. Eğer yıldırımdan veya enerji nakil hattından kaynaklanmamışsa insan faktörü karşımıza çıkıyor. Bu kasıt olabilir, dikkatsizlik olabilir, ihmal olabilir vesaire. Türkiye'ye bakıldığında Orman Teşkilatı 180 yıllık bir teşkilat. Orman yangınlarıyla ülkemizin bulunduğu coğrafi konum itibariyle hep karşı karşıya kalmış bir ülke. Evet. Geçmişten günümüze kadar. Dolayısıyla elde edilmiş çok büyük bir tecrübe var. Bunun yanında da teknolojik bir yapı var. Gerçekten Orman Teşkilatı teknolojik gelişmelere entegre, hızlı bir şekilde entegre olan bir kurum. Ama bununla birlikte Akdeniz coğrafyasında orman yangını bu ülkelerin bir gerçeği. Ülkemiz için de bir gerçek. Nasıl mücadele edilmesi lazım ve bugüne kadar bu yangınla nasıl mücadele ediyor? Bu Nurdan Hanım, bizim büyük yangın diye tabir ettiğimiz sınıfta yer alan bir yangın. Dolayısıyla bu yangınlara hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. Karadan müdahalede esas strateji, yangın organizasyonu, plan ve taktik, yangınların yerleşim yerlerine yakın olan kısımlarında hat oluşturarak yerleşim yerlerine fazla zayiat vermeden gerekli tedbirleri almak. Bunun, evet, için yangın emniyet şeritleri oluşturulur ve arazözler belli noktalarda konumlandırılarak yangının yerleşim yerlerine geçmesini engellemek için çalışırlar. Diğer bir mücadele de havadan yapılan helikopterlerle ve uçaklarla mücadele şeklidir. Yerden kara ekipleri çalışırken havadan da helikopter ve uçaklarla müdahaleler devam eder. Ancak takdir edersiniz ki çok yüksek şiddetli rüzgarlarda helikopterlerin ve uçakların müdahalesi sınırlı olabiliyor. Yani ancak yangının çok daha geniş alanlara büyümemesi için bir su atışı gerçekleştiriyorlar. Şu an yoksa, böyle mi peki Manavgat'taki yangında? Şu andaki yangın rüzgarın etkisiyle çok genişlediği için hattın genişlememesi için mücadele çalışması yapılıyor. Öncelikle bu hattı, bu yangın hattını bu halde muhafaza etmek. Evet. Buna ilk şey budur, stratejidir. Şu anda o şekilde çalışılıyordur. Çünkü hat genişledikçe sizin müdahale ve mücadele kabiliyetiniz zayıflayacak. Çünkü daha geniş alanda mücadele etmek durumunda kalacaksınız. Evet. Dolayısıyla bunu yangın organizasyonundaki yetkililerimiz zaten biliyorlar. Hattı muhafaza edip daraltma. Hatta bu akşam, yarın olası durumlar için B, C, D planlarını mutlaka öngörmüşlerdir. Mesela yani, hocam neler olabilir bu akşam bu yangın söndürülemezse, ki şu an çok zor görünüyor. Çünkü şiddetli bir poyraz var, saatte 50 kilometre
şiddetinde söndürülemezse ne olabilir o BC planları? Biraz daha bizi aydınlatabilir misiniz tabii bu ki, konuda? Tabii ki. Şimdi şimdiki özellikle şiddetli rüzgar eğer devam ederse yangının daha da geniş alanlarda etkili olabileceğini bize gösteriyor. Yani mutlaka bu düşünceyi dikkate alarak planlamaları yapmak lazım. Ne olur bu durumda? Halihazırda mevcut yangının hattı genişlediği zaman bir veya birkaç tane ardı ardına yangın emniyet şeritleri açarak, yani birinci durdurma zonu, ikinci durdurma zonu, üçüncü durdurma zonları diye durdurma zonlarında mücadele yapacaklar. Ve bunun öngörüldüğü yerlerde eğer yerleşim yerlerimiz varsa yangının ilerleme istikametinde, evet, mutlaka onların boşaltılması gerekiyor. Yangın daha henüz oraya ulaşmasa bile, hı hı, bu şekildeki rüzgara bağlı olarak kontrolün güç olacağını da öngörerek ilerleme istikametindeki yerleşim alanlarının mutlaka boşaltılması gerekiyor. Şayet akşam devam ederse yine, hı hı, malumunuz hava araçlarımız akşam saatlerinden sonra görev yapamıyor. Evet. Yer ekipleri bu noktada faaliyetlerini sürdürüyor. Yer ekipleri de halihazırdaki yangının aşağıdan daha geniş alanlara sıçramaması için mücadele edecekler. Sabahın ilk ışıkları yangının söndürülmesi için çok stratejik bir zamandır. Sebebi şudur, hı hı, ilk ışıklarda akşamdan itibaren güneşin batmasıyla sıcaklık düşecek. Buna bağlı nispi nem yükselecek. Nispi nemin yükselmesi demek yanıcı materyalin daha yavaş yanması anlamında demektir. Bir miktarda rüzgar hızında bir düşüş söz konusu olursa ki zannediyorum sürekli meteoroloji ile irtibat halinde yangın organizasyonundaki görevli, evet, hı hı, yetkililerimiz orada önemli bir müdahale ile yangının hattını daraltma noktasında bir çaba içerisinde olacaklar. Şayet bu şekilde kontrol altına alınamazsa sabahın ilk ışıklarında gün içerisinde, yani yarın için söylüyorum, hı hı, gün içerisinde sabahleyin mevcut olan hattın muhafazası için mücadele edeceklerdir. Hattın genişletilmemesi öncelikli hedeftir. Daha sonra hattı mevcut halde tutarsak her iki taraftan, yani yan sırtlardan daha doğrusu, ekiplerin müdahalesiyle yangının ilerleme hattı daraltılıp enerjisinin düşürülmesine gayret gösterilecek. Hı hı. Şayet belki konuklarımızdan daha önceki yayınlarda bahsetmiş olanlar olabilir. Şartlar uygun olursa, bu hem rüzgar açısından hem eğim açısından, evet, hem de yangının seyrettiği topografya açısından şartlar uygun olursa, büyük yangınlarda kullanılan karşı ateş metodu da bu sahada uygun yerde, şartlar uygun olursa mutlaka yetkililerimiz tarafından gündeme alınıp belki de kullanılabilecektir. Bütün bunlar yangının kontrol altına alınması için atılacak adımlar ve kullanılacak stratejiler arasında değerlendirilmektedir. Hı hı. Hocam, yayına girmeden önce Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde birazcık okuma yaptım. Şimdi 2020 yılı rakamlarına baktım. 3413 tane orman yangını yaşanmış. 2020, evet, yılında Türkiye'de tam 20 bin hektar alan zarar görmüş. Evet. Ve şöyle bir de açıklama var. Coğrafya kaderdir diyeceğim ama klişe bir cümle. Orman yangınları Türkiye'nin kaderidir. Özellikle böyle tarım alanlarında, ormanın yoğun olduğu alanlarda orman yangınlarına hazırlıklı olmalıyız. Çünkü son 10 yılın rakamlarının çok üzerinde rakamlara şahit olduk 2020 yılında diye bir açıklama vardı. Tablo, evet, bu kadar açıkken, her şey önümüzdeyken ve tehlike büyüyorsa ne yapmak gerekiyor o zaman? Şimdi birkaç adımda bunu açıklamaya çalışayım. Hı hı. Orman yangınlarıyla mücadelede istatistiklere bakıldığında geçmiş son 10 yılı, siz ifade ettiğiniz 10 yıla kadar rakamlar 2000 civarında idi. Ancak bu rakamlara anız yangınları dahil değildi. Yani anız kaynaklı ormanlara sirayet eden ve orman yangınına sebep olan yangınlar dahil edildiğinde, hı hı, bu 3000 üzerinde gerçekleşmeye başladı. Bir de son yıllarda malumunuz sıcak hava şartlarının giderek kendisini hissettirdiği, sıcak periyotların, uzun sıcak periyotların yaşandığı bir dönemde, kurak olan dönemlerde orman yangınlarıyla daha da fazla karşı karşıya kalıyoruz. Hı hı. Üçüncüsü de ülkemiz Akdeniz coğrafyasında, yani Güney Avrupa ülkelerinin bulunduğu silsilede. Yukarıdan İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa, Yunanistan, Türkiye. Bu bölge, bu havza
yani iklim itibariyle ve bulunan ağaç türü itibariyle orman yangınlarına hassas bir konumda yer alıyor. Biz de evet. Kızılçam. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Orman yangınlarıyla mücadele 3 tane temel strateji var Nurdan Hanım. Bir tanesi biz hep orman yangınlarında yangın çıktıktan sonra mücadeleye odaklanıyoruz ama şu anda trend hem dünyada hem ülkemizde son yıllarda yangın çıkmadan önce yapılan çalışmalar var. Bunların başlıcaları şunlar. Bir kere yangın çıkabilecek bölgeleri yangına hassas bölgeler diye biz ayırıyoruz. Hı hı. Türkiye'de 22 milyon hektar civarında orman alanının yaklaşık %60'ı 12 milyon hektara yaklaşık tekabül eder. Bu alan yangına hassas bölgelerde dağılım gösteriyor bu ağaçlarımız. Bu Hatay'dan başlıyor Edirne'ye kadar ve Batı Karadeniz'in bir kısmına kadar devam eden bir alan. Bu alanlar 24 saat kameralarla gözetleme kuleleriyle gözetleme altında. Birincisi bu. İkincisi yangına hassas olan bölgelerde yangın çıkmadan önce meteorolojiden alınan bilgilere göre hangi noktada yangın çıkabilecek bunların tahmini gerçekleştiriliyor. Hı hı. Halihazırda bu sistem kullanılıyor. Yangın çıkmadan önce dahi. Dolayısıyla bu uyarılar yetkililer tarafından açıklandığında, billboardlarda ifade edildiğinde, yazıldığında veya basın yayın organlarında ilan edildiğinde vatandaşlarımızın bunlara duyarlı olması lazım. Nasıl duyarlı olacaklar efendim? Yangına hassas bölgelerde ormana giriş çıkışın yasak olduğu bölgeler kullanılmayacak. Özellikle nemin düşük olduğu, Poyraz rüzgarının fazla olduğu ki şimdi bugün bahsediyorum. Böyle zamanlarda ormanlarda piknik yapılmayacak. Hiçbir şekilde ateş yakılmayacak. Tarla temizliği için ateş veya anız yasak olmasına rağmen maalesef vatandaşlarımız bu yola başvuruyor. Evet. Bunlar yakılmayacak. İnanın bunlara riayet ettiğimiz takdirde önemli derecede biz orman yangınlarıyla mücadelede başarılı olacağız. Yine yetkililerimizin yaptığı çalışmalar var. Hı hı. Evet, biz yangına hassas bir bölgedeyiz. Ne yapılıyor? Yangın çıkmadan önce ormanlarda yangın emniyet şeritleri oluşturuluyor ki çıkan bir yangına çok hızlı bir sürede müdahale edelim. Şunu dikkatinize çekmek istiyorum Nurdan Hanım. Hı hı. Türkiye Avrupa'da orman yangınlarına müdahalede ilk sırada. Evet. 10-12 dakika içerisinde çıkan bir yangın neresi olursa olsun müdahale ediliyor. Bu büyük bir başarıdır. Bu ciddi bir organizasyon varlığını gerektirir. Hı hı. Hal böyleyken böyle büyük yangınlarla da elbette karşı karşıya kalacağız. Bu bir savaş halidir. Yangının mevcut durumu altındaki davranışı tahmin edilecek. Meteorolojiden alınacak bilgilere göre yarın veya bu akşam neler yapılacağı öngörülecek. Buna göre ekipler konuşlandırılarak yangınla mücadele edilecek. Diğer bir taraftan da yangın çıkmadan önce de özellikle bu yangına hassas bölgelerde ormanlarımızın bakımını yapmamız lazım biraz daha. Yani oradaki var olan yanabilecek materyalin bir kısmını alandan çıkartabilirsek çıkan yangın daha az şiddetli yanacaktır. Yangının şiddeti ne kadar düşük olursa kontrol altına alınması o kadar kolay olacak. Peki, evet, çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel özetlediniz. Profesör Doktor Ömer Küçük, orman yangınları uzmanı. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz. Profesör Doktor Ömer Küçük, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı yayın konuğumuzdu. Manavgat'taki yangını konuşurken öğle saatte.